Konsantrasyon eğimi üzerinde durduk. Bir de akı kavramı üzerinde duralım. Fick yasalarına geçmeden önce. Genel tanımı itibariyle akı birim zaman diliminde. Bunu yazayım çünkü önemli bir tanım bu. Birim zaman diliminde. Yani bu bir dakika olabilir, bir saniye olabilir, bir saat olabilir. Artık bizim için anlamlı olan zaman dilimi uygulamaya göre hangisi ise. Birim kesit alanından geçen birim kesit alanı yani bir santimetre karelik bir alan olabilir. Bir metre kare bir alan olabilir. Bir milimetre kare bir alan olabilir. Alanından geçen yine uygulamadan uygulamaya değişiyor. Bizim için hangisi daha anlamlıysa onu tercih ediyoruz. Birim zaman diliminde birim kesit alanından geçen bir niceliğin yani bu bir parçacık olabilir, atom olabilir, elektron olabilir, yoldan geçen araba olabilir, herhangi bir niceliğin miktarı. Birim zaman diliminde birim kesit alanından geçen bir niceliğin miktarına akı adını veriyoruz. Şimdi yayılım söz konusu olduğu zaman tabii birim alandan geçen atom sayısına bakacağız. Fakat ilk olarak daha basit bir örnek üzerinden bir konuya giriş yapmak istiyorum. Onun için de biraz önce araba örneğini vermiştim. Trafik üzerinden düşünelim. Diyelim ki bir yol üzerinde ki arabaların akısını hesaplamak istiyoruz. Şimdi bir yol var. Bu yol diyelim ki şöyle biraz daha geniş çizeyim. 3 şeritli bir yol olsun şöyle. Ve bu 3 şeritli yol üzerinde siz diyelim ki bir yol genişletme çalışması yapmak istiyorsunuz. Fakat kaç şerit daha yolu arttırmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bunun için bir ölçüm yapıyorsunuz. Diyelim ki bu yolun şöyle iki tarafına bir şerit geriyorsunuz ve bu şerit bir şekilde yoldan geçen arabaların sayısını veriyor. Burası tek yönlü bir yol olsun. Bütün arabalar şöyle soldan sağa doğru ilerliyor olsunlar. Trafik bu yönde akıyor olsun. Ve siz buraya gelmiş olduğunuz bu şerit ile ya da bu sistem artık her nasıl bir sistemse yoldan geçen arabaların sayısını sayabiliyorsunuz. Ve diyelim ki bu işlem sonrasında şöyle bir değer elde ettiniz. Toplam yolda 3 tane şerit var. Siz diyelim ki 2 saat boyunca ölçüm yaptınız ve bu süre zarfında diyelim ki yoldan toplam 3600 tane araba geçti. Trafik oldukça yoğun görünüyor. 2 saat içerisinde 3 şeritli bir yoldan 3600 tane araba geçiyor. Şimdi bu veriyi bu şekilde aldığımız zaman eğer yolda bir yol genişletmesi yapılacaksa, ekstra şerit konulacaksa bize çok fazla bir bilgi söylemiyor burada elde ettiğimiz datalar. Fakat bunu akı olarak ifade ettiğimiz zaman çok daha kullanışlı bir bilgiye döndürebiliyoruz. Şöyle ki, ne demiştik akıya? Büyük J harfi ile gösteriyoruz akıyı genel olarak. Birim zaman diliminde birim kesit alanından geçen bir niceliğin miktarı demiştik. Burada kesit alanından bahsedemeyiz çünkü yol iki boyutlu bir düzlem doğal olarak. Dolayısıyla bir çizgiyi kesen araba sayısını dikkate alacağız. Belli bir zaman diliminde, birim zaman diliminde birim kesit alanından geçen niceliğe bakıyorsak bunu şu şekilde formülize edebiliriz. Alt tarafta birim zaman diliminde 2 saat içerisinde ölçüm yapmışız. Birim kesit alanından geçen demişiz. Buradaki kesit alanının yerine 3 şeritlik bir mesafe yazacağız. 3 tane şeritten geçen niceliğin miktarı. Yani üst tarafa da 3600 tane araba geçmiş diyeceğiz. Şimdi burada bir sadeleştirme yapabiliriz. 2 ve 3600 sadeleşince burada 1800 kalacak. Sonra bunu da 3'e böldüğümüz zaman yukarıda 600 kalacak. Yani 600 araba
bölü saat çarpı şerit birimini elde ediyoruz. Şimdi bu üzerinde düşünmemiz için daha kullanışlı bir veri. Çünkü artık 3 şeritte 2 saatte kaç tane araba geçiyor yerine tek bir şeritte 1 saatte kaç araba geçtiğini buradaki değerlendirmeden elde edebiliyoruz. Hatta bunu bir adım daha ileri götürebiliriz. 1 saat 60 dakika olduğuna göre buradaki değeri 60'a böldüğümüz zaman 600 bölü 60 10 yapacak. 10 araba bölü dakika çarpı şerit diye bu ifadeyi yeniden düzenleyebiliriz. Şimdi üzerinde düşünmesi çok daha kolay bir hal aldı. Yani bir şeritten bir dakika içerisinde 10 tane araba geçiyormuş. Dolayısıyla bir şerit daha açarsak ne kadar bir düşüş bekleyeceğiz trafikte çok daha kolay bir değerlendirme yapabiliriz belki böyle bir veri üzerinden. Benzer bir değerlendirmeyi yayılım için de yapabiliyoruz. Tabii yayılım 3 boyutlu malzemeler içinde gerçekleşiyor. O yüzden diyelim ki şöyle bir çubuk olsun elimizde. Silindir geometriye sahip bir çubuk olsun. Ve bunun içerisinde önceki videoda bahsettiğimiz gibi küçük ara yer atomları diyelim ki bu doğrultuda yatay istikamette ilerliyor olsunlar. Ve biz bir şekilde bu çubuğun kesit alanından belli bir süre zarfında geçen atom sayısını sayabildiğimizi varsayalım. Diyelim ki buradaki kesit alanı 10 santimetre kare. Diyelim ki biz 10 saniye boyunca ölçüm yaptık. Ve diyelim ki bu süre zarfında buradan toplam 100 tane atom sayısı diyelim. 100 tane atom geçti. Şimdi buradaki değerlerden yola çıkarak da bir akı değerlendirmesi yapabiliriz. Aynı düşünce üzerinden düşüneceğiz. Fakat burada birimleri metrik birimler üzerinden düşünelim. Burası 10 santimetre kare. Bu da 0.001 metre kareye eşit. Şimdi yine bir birim zaman diliminde birim kesit alanından geçen niceliğin miktarına bakıyoruz. Dolayısıyla ilk olarak birim zaman dilimine bakacağız. Yani 10 saniye. Sonra birim kesit alanı o da 0.001 metrekare. Geçen bir niceliğin miktarı. Buradaki nicelikte 100 tane atom olduğuna göre buradaki akıyı buradaki değerleri çarptığımız zaman bu ikisi sadeleşecek. Yukarıda 10 kalacak. Bunu da 1, 2, 3 ile çarptığımız zaman 10.000 tane atomun 1 saniye içerisinde ve 1 metrekarelik alan içerisinde geçebildiğini gözlemlemiş olacağız. Şimdi böyle bir değer elde ettiğimiz zaman, akıyı bu şekilde hesapladığımız zaman artık bazı değerlendirmeleri yapmamız çok daha kolay. Bir anlamda elimizdeki numunenin boyutlarından gelebilecek farklılıkları göz ardı edebiliyoruz. Ya da farklı bir boyutta akının ne oranda artacağını değil, daha doğrusu belli bir kesit alanından geçecek parçacık sayısının ne kadar artacağını ya da ne kadar azalacağını bu akı düşüncesi üzerinden tarif edebiliyoruz.